Bay Nirbay? Doktor? O burada tedavi mi görüyor? Şaka yapmakta iyisin. Tedavi gördüğün araştırma merkezinin sahibi o adam. Bunu bilmiyor musun? NSA'nın sahibi işte. NSA. Nirbay Singh Ahlavat Araştırma Merkezi. Hayatım için çok önemli olan merkezin sahibi Nirbay. Aynı zamanda işhanenin kocası. Bu tesadüf mü yoksa... Tanışmak ister misin? Hadi sizi tanıştırayım. Günaydın efendim. Gelsene. Bu Ranvir. Bizim hastalarımızdan... Hoş geldin. Bana yeni bir hayat veren merkezin sahibinin sen olduğunu bilmiyordum. Bu merkeze biraz para yatırdım. Buradan iyi kazanıyorum. Peki o zaman... Doktor, tedavisi nasıl gidiyor? Sonraki iğnesi ne zaman? Gelecek ayın 10'unda olması lazım. Peki, ben çıkıyorum. Tamam, iyi günler. Doktor? Bu fotoğrafta... Nirbay'ın yanındaki kim? O mu? Nirbay'ın karısı. Onu canından çok seviyor. Öyle bir aşk ki öylesini kimse görmemiştir. Nirbay'ın karısı mı? Eğer karısı buysa Ishani nesi? Ishani bu merkezin sahibiyle evlendi ve ben burada tedavi görüyorum. Nirbay'ın zaten karısı varmış. Neler oluyor böyle? Vikram sarhoştu. Sarhoşlar yalan söyleyemez. Belki de Puja gerçekten öldürülmüştür. Bunu kanıtlayabilirsem Ranvir aklanmış olur. Sadece bunu kanıtlamam gerek. Ancak ondan sonra kurtulabilirim. Ayrıca Puja'yı kendi ailesinden biri de öldürmüş olabilir. Eğer cinayeti bu evden biri işlediyse burada bir kanıt bulma ihtimalim var. Evet. Bu evi aramak zorundayım. Nirbay'ın odasından başlayacağım. Evet Pratik. Bak. Seni Ranvir'in akrabası olarak değil, senin kardeşin olarak aradım. Ne oldu? Neden öyle konuşuyorsun? Bak Ishani. Olanları unutalım. Her şeyi bir kenara bırakalım ve seninle biraz konuşalım. Ne demek istiyorsun? Beni tanırsın. Sana hiç yalan söylemem. Sana sadece gerçeği söyleyeceğim. Bir şeyler oluyor ve ablam bunların içinde kaybolmuş durumda. Ben Ishani ablamı çok özledim. Seninle görüşüyoruz ama... Ben sadece eskisi gibi olalım istiyorum. Birlikte gülerdik. Bazen tartışırdık. Ama duygularımızı paylaşırdık Ishani. Seninle konuşmak istiyorum. Seninle sohbet etmek istiyorum. Pratik ben... Lütfen reddetme. Bunu kardeşin için yapamaz mısın? Yapacağım. Seninle görüşeceğim. Tamam. Ne zaman istersen beni ara. Bak hatta şimdi görüşebiliriz. Adresi mesaj atarım. Oraya gelirsin. Tamam. Sen burada ne yapıyorsun? Pratik aramıştı beni. Benimle görüşmek istemişti. Çünkü ben söyledim. Seni buraya getirmek için. Eğer seni ben çağırsaydım gelmezdin. Ranvir,
Burada buluşmamız doğru değil. Biri bizi görürse çok büyük sorun olur. Ben gidiyorum. Ranvir, elimi bırak. Ben başkasının karısıyım. Haberin yok mu? Onun zaten bir karısı var. Sen onun karısı olamazsın. Onun ilk karısı öldü. Artık yaşamıyor. Sonuçta bu karı koca meselesi. Lütfen karışma. Tamam peki. Seninle kocanın arasına girmeyeceğim. Hiçbir şey sormayacağım. Sana sadece bizi soracağım. Seni soracağım ve beni soracağım. Sadece şunu söyle. Kocam dediğin Mir Bey beni nasıl bu kadar iyi tanıyor? Söyle bana. Bana dev virüsü iğnesi yapılırken neden birdenbire kaçıp gittin? Ben gelmeden önce Mir Bey beni tanıyor muydu? İğnelerden önce sen Mir Bey'i tanıyor muydun? Madem beni mecburen bıraktın, neden benden nefret ettin? Benden bu kadar nefret ettiysen bir gecede nasıl bitti? Cevap ver işen. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı mı? Bak Ranvir, ben sana zaten her şeyi anlattım. Söylemek istediğim başka hiçbir şey yok. Lütfen bırak gideyim. Bana gerçeği söylediysen daha fazla soru sormam gerekiyor. Ne zaman sana bir şey sorsam hemen ağlamaya başlıyorsun. İşhani, kimden korkuyorsun? Ne saklıyorsun? Lütfen bana bunu söyle. Sorun ne İşhani? İşhani, bir şey söylemiyorsun ama gözyaşların bana çok şey anlatıyor. Senin hissettiğin acıyı ben de içimde hissediyorum. Çünkü ayrı kalabiliriz ama ruhlarımız bir. Bana bir şey söylemesen bile ben seni anlarım. Şimdi iznini istiyorum. Sadece evet de, seni buradan alıp götüreyim. Sadece mutluluk olacak. Sadece aşkımız olacak. İşhani, seni çok seveceğim, inan bana. Lütfen bana doğruyu söyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.